İyi akşamlar canlarım. Gurbetçi günlüğüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Sizlere ancak açabiliyorum videoyu, kamerayı. Bir şimdi açayım, bir şimdi, şimdi açayım, şimdi açayım derken akşam oldu. İnanın eve doğru düzgün giremedim. Dışarılardaydım. Bugün doktora gittim. İşten sonra doktordan sonra alışverişe gittim birazcık. Sonra eve gittim, tekrar çıktım. Şimdi bir şey aldım ev için. Aklımda bir şey vardı. Geçen sefer bulamamıştım. Şimdi buldum, onu aldım. Ama sanki içerisi için ama ben dışarısı için istiyordum. Dışarıda olur, sadece yağmurlarda dikkat etmem lazım. Yağmurlarda içeri almam lazım ama halı falan var dışarıda. Zaten onları içeri aldığım için bunu da alırım, sorun yok. Öyle şuraya geldim. Orada da HomeSense var. Oraya da uğradım. Burada da My Marshalls var arkadaşlar. Zaten bunların üçü aynı firmanın. Sadece isimleri farklı ama aynı firma yani. Sahibi aynı. Bir de TJ Maxx var. O da bunlarla birlikte ama o burada değil. Bunlar yeni yapıldı. 2-3 yıl oldu yapılalı bu binalar. Böyle dediğim gibi yeni açabildim sizlere. Kusura bakmayın. Onun dışında dediğim gibi yorucu bir gündü canlarım. Doktora gittim, dediğim gibi cilt doktoruna gittim. İkinci sefer gittim. İlk gitmiştim 2 hafta önce. Şimdi ikinciye gittim. Onun dışında bu hafta sonu canlarım biz Avrupa'dakiler ve sanırım yurt dışındakiler kısacası oy kullanmaya başladık. 27'sinde mi kullanmaya başlayacağız? Öyle bir şey. Ya yarın başlıyor ya da tam olarak bilemiyorum ama 27'sinde başlıyor diye biliyorum. Oy kullanmaya başlayacağız biz. Sanırım hafta sonu oy kullanmaya gideceğim canlarım. Türkiye için. Burada yoktu. Önceden konsolosluğa gitmem gerekiyordu oy kullanmak için. Ama şimdi hem buraya hem de New Jersey'nin bir yerine ayrıca koymuşlar oy kutusu, oy sandığı. O yüzden konsolosluğa gitmeme gerek yok. Ama yalnız sadece 3 gün. 3 gün içerisinde gittim gitmedim. Mecbur eğer oy kullanmak istiyorsam mecbur konsolosluğa gideceğim. Sanırım konsolosluk ayın 7'sine kadar devam edecek. Mayıs'ın 7'sine kadar ya da öyle bir şey. Ama bizimkisi sadece 3 gün. Ayın 30'u, 1'i ve 29'u sanırım burada oy kullanma başlayacak. Yani yurt dışında 27'sinde diye biliyorum ama tam yanılıyor da olabilirim. Ama benim olduğum bölgede ayın 29'unda başlayacak. Hatta önceden camilerde kullanılacak, camide kullanılacak denilmişti. Diyanet'in camisinde ama sanırım Diyanet İşleri Başkanı bunu kabul etmemiş hani cami diye. O yüzden sanırım biz otel gibi bir yere gideceğiz canlarım. Orada kullanılacakmış oy. Hatta adresi falan da atıldı. Yani benim için iyi olmuş oldu. En az 4 saat en az yani trafikten kurtulmuş oldum. Bir de orada kuyrukta beklemesi var tabii ki. En azından buralarda olmuş olurum. Hani eğer oy kullanmak istersem dediğim gibi böyle. Onun dışında canlarım işte başka yaptığım bir şey yok. Çalışıyorum. Böyle yani. Sizler için dediğim gibi çok koşturmalı bir gün oldu. Birkaç bir şey çekebildim. Az bir şey. Umarım beğenirsiniz. Az bir şey dediğim gibi çekebildim. Yazdıklar gelmiş. Onları çektim canlarım. Onları çekmeye çalıştım. Dediğim gibi umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Görüşürüz canlarım. Evet. Walmart'a geldim canlarım. Walmart'ta böyle pullar gelmiş. Evet, 398 dolarmış bunlar. Yani havuzlar dışarısı için. Bu şekilde üste konulan havuzlar da oluyor. Bunu kendiniz yapıyorsunuz. Ama yerin altında yapılan havuzlar da oluyor. Biz geçen sene yerin altında yaptırdık canlarım. Çünkü bunlar yıkılabiliyor havuzlar ama yıkılmıyor. Yıkılmayanlar da oluyor ama çok rüzgarda falan yıkılıyor açıkçası. Burada havuzluk her şey var gördüğünüz gibi. İşte yüzmek için lastikler, yüzmek için gene kolluklar, oyuncaklar. Su tabancaları, her şey var yani.
Tamamen yazlıklarla doldurmuşlar buraları. Havlular. Yine gözlük havuz için. Çocuklar batmasın diye onlar canlarım. Şey yani kolluk gibi ama vücuttan giyilmeli işte can yeleği gibi diyeyim sizlere. Böyle burası böyle küçük havuzlarla dolu. Şöyle maskeler vardı Transformers'ın falan. Böyle maskeler konulmuş. Şurada yine oyuncak. Burası oyuncak bölümü. Walmart'tayız şu anda. Walmart'ın geniş bir oyuncak bölümü var canlarım. Bunlar da şey 4,97'ymiş. Uçurtma falan canlarım. Bunlar yine dediğim gibi su oyun şeyleri, normal tabancalar. Bunlar canlarım havuz için. Eğer şey havuzsa siz kendiniz yapıyorsunuz. Eğer alttaysa onu havuzcu gelip açıyor, kapatıyor, su şeyini ayarlıyor, temizliğini. Böyle çamaşır suları ve klorunu ayarlayacak tozlar var orada gördüğünüz gibi canlarım. Onlar havuzlar içindi. Bunlar da havuzun derecesi için, havuzu temizleyebilmeniz için ve filtreleri burada bu şekilde. Hatta bakın vakum gibi yani elektrik süpürgesi gibi olanlar da var yerin dibine alabilmek için. Her şey mevcut burada. Havuzla ilgili her şey var kısacası. Bu tarafta bahçe şeyleri vardı. Burada yine bahçe kuşlara konulacak evler falan. Saksılar. Esnedim kusura bakmayın canlarım. Uykum geldi birden oturunca. Yine burada bahçe şeyleri canlarım. Bunlar hortumlar için. Bizim buralardaki evlerde yani müstakil evlerde hem arkada hem önde mutlaka hortum olacak. Musluklar konulur. İşte kimisi garajın içinde olur, kimisi dışarıda olur, kimisi arkada da olur, önde de olur genellikle. Öyle. Bizim var. Hatta biz üçüncüyü koydurduk bu sefer. Üç tane var yani. Hortum çok lazım oluyor ve her yere dağıtmaktansa böylece toplanarak koymak mantıklı. Burada da ışıklandırmalar vardı canlarım. Bu yine saksının altına konulacak. Işıklandırmalar çok güzeldi. Sehpalar var böyle. Yani hepsi beni al beni al diyor sanki. Cıvıl cıvıl yani baharın geldiğini bunlardan anlıyorum. Şu çok hoş. Bu ev için olabilir aslında. Yukarıdan böyle asmalı. İşte bunlar gene dışarısı için ışıklandırmalar canlarım. Çimene koyuyorsunuz. Yolu belirliyor. Yani güzel bir görüntü oluyor. Bunun fiyatı ufaklıklar 97 centmiş mesela. Fiyatları değişiyor. 3 küsürden 8-10 dolara kadar çıkıyor canlarım tanesi. Daha fazla da olabiliyor. Gene burada böyle havuzlar vardı. Bakın burada ne kadar olduğu 4 metreymiş mesela 4'e. Bunun fiyatı bu şekilde canlarım. Havuzlar büyüklü küçüklü şöyle yan yana konulmuş. Üst tarafta şeyleri vardı. Yine vakum temizleme şeyleri. Burada bakın oyun suyla oynayabilmeleri için çocukların. Şöyle küçük havuzlar da var arkadaşlar. Bunlar baya bir büyük gene. Çocukları hani ufak ufak koyabiliyorsunuz onların içine de evin önünde. Onlar iyi oluyor. Ben çocuklar küçükken almıştım evin önünde yüzüyorlardı. Bunlar deniz için. İçerisinde ufak ufak da oyuncaklar var gene böyle. Denizde. Pardon. Pardon arkadaşlar özür dilerim. Esniyorum nedense. Denizde çocuklar oynayabilsin diye. Yine burada can kurtarma şeyleri diyeyim. Onlardan. Bunlar hem belden hem de kolluklar gördüğünüz gibi hem de belden. Bunlar iyi oluyor çocuklar için. Çocuklar ufakken ben de onlardan almıştım. Bakın cooler varmış yani havuzda. Yüzüyor soğutucu yani soğuk su falan koyabilirsiniz içeceklerinizi. Hiç içeri falan gitmenize gerek yok diye her şey düşünülmüş. Böyle yazlık bahçede oynayabileceğiniz oyunlar gelmiş. Havlular var yine. Dediğim gibi her şey var canlarım.
Böyle yine yazlık için işte biçe yani sahile götürebileceğiniz sandalyeler, şöyle gölgelikler vardı. Şu arabalardan benim de var, sahile giderken iyi oluyor. Her şeyi doldurup böyle çekerek götürüyorsunuz. Onlar da gerçekten iyi oluyor. Sadece bazen saplanabiliyor kuma. Böyle çadırlar var canlarım. Kamp yapmak isteyenleri, sevenler için. Yani kamp yapmak isteyip seviyorsanız tabii ki. Konuşamadım. Doğru şekilde. Bunlar da chair, yani sandalye, yine dışarıda oturabilmek için. Bu şekilde canlarım. Bu da çocuklar için sandalye. Bunlar da buzluk. Gene bunlarla götürüyorlar genelde. Buzluk alıyorlar canlarım. Bunu sahile tüm gün kalanlar daha çok böyle her şeylerini dolduruyorlar. İçeceklerini, yiyeceklerini götürüyorlar, o buzlukları. Bunlar gördüğünüz gibi barbekü türü, işte aygaz türü şeyler. Bunları pek sahilde yapmıyorlar ama çadırlarla kamp yapanlar için. Burada da bu şekilde üçlü kavanoz seti vardı. Bu ünlü bir burada aşçı bu bayan. Onun takımı 19,96'ymış canlarım fiyatı. Dediğim gibi kısa kısa çektim sizlere videolar. Kısa kesmiş gibi oldum. Kusura bakmayın o yüzden. Bakın, bu makarna makinesi. Makarna yapıyormuş ama meyve suyu tarzında da bakın şeyler yapabiliyor. Bu makineyi ilk defa gördüm ben. Gayet güzel. Ama kullanışlı mı hiç bilmiyorum. Dediğim gibi ilk defa gördüğüm için. Böyle mutfak eşyaları vardı. Ufaklı, tefekli. Her şey var gördüğünüz gibi burada. Bunlar set halinde 15-16 dolara yakınmış. Plastikten bunlar streç yapabiliyormuşsunuz sandviçinize. Elma kesmek için. Her şey için var. Soğan kesiciler vardı mesela. Şöyle kısa kısa kesmeye, çekmeye çalıştım sizlere için canlarım. Kusura bakmayın, çok dalgınım. Yanlış konuşuyorum bugün. Ben de anlamadım. Aslında yorulmadım ama demek ki yorulmuşum. Kusura bakmayın canlarım. Koştur koştur hani yorulmadım gibi geliyor ama oturunca yorulduğunu anlıyor insan sanırım. Böyle oldu bende de. Şu bıçak seti satır gibi de var bakın burada. Pahalıydı, bakın bunun üstüne çalmasınlar diye şey koymuşlar. Bunlar pahalı olanlar, bu koyunu konulanlar zaten ötmesi için. Böyle. Bunlar da böyle sütü köpürtmek için canlarım. Bunlar 5 küsür dolarmış. Sandviç koymak için pizza kesiciler. Şöyle küçük bıçaklar. Bu takımlar 20 tane sanırım, yanlış görmüyorsam. Evet, 20 parça 79,80 dolarmış canlarım. Burada da organize yerleri vardı. Bakın, kola işte ya da baharatlıkların yerlerini belirleyebilmek için ya da tabakların, bu şekilde. Şimdi başka yere geldim canlarım. Home Goods burası. Bakın, bu üçlü set 499 dolarmış. Bunlar geçen geldiğimde yoktu. Bu set yeniydi mesela. Bu vardı gene üçlü set. Bunun fiyatını göremedim sanki. Bu üçlü set 799-800 dolarmış. Yani fiyatı pahalı gibi ama hani geniş duruyor. Bakın, bu set 599 dolar. Markası da Nautica canlarım. İşte bunu arıyordum ben zaten. Videonun başında da sizlere söyledim. Aradığım oydu. Bakın, bu set 799 dolarmış. Bu 400 dolar salıncak. Şu köşe çok hoşuma gitti. Hoş bir köşe. Bunların markası da yine Tahari'ymiş bakın. Yani marka olmasına rağmen fiyatları fena değil. Kaç parça olduğu yazmıyordu bunun. 599-600 dolar ama
3 parça diye düşünüyorum ben açıkçası. Böyle. Bu da başka bir yer yine canlarım. Burada da böyle babalar günü için bir şeyler gelmiş. Anneler günü için çok az daha. Önce anneler günü geliyor ama niye böyle anlamadım. Böyle lunch koyabileceğiniz çantalar var. Bardaklar gelmiş şu şekilde. Bu anneler günü için sadece bunu gördüm. Başka da yok yani. Ya da ben bakmadım iyice. Böyle. Şöyle aynalı şekilde. Bu kadar canlarım. Evet canlarım, ben geldim. Oradan sonra başka yere daha uğradım canlarım. Şunu aldım, bunu gördüm. Bu 5 dolarmış tanesi. Yani böyle içki şişesine benziyor ama çocuklar suluklarını götürüyorlar yanlarına geceleri. Aslında çocuklar için almıştım böyle bir tane şey. Ama bir taneydi ve bir tanesi benim odadaki kırıldı. Bir tane diye de koymadım onu. Sürahi gibi almıştım. Türkiye'den hatta almıştım. İçime sinmemişti hani bir tane diye. Bende iki çocuk var. Bu daha güzel. Yani güzel dediğim hani daha ufak. Dediğim gibi içki şeyine benziyor ama yok değil aslında. Böyle güzel bir şey de var hava almaması için. Bunlardan iki tane aldım. Beşerden 10 dolara. Çocukların odasına koyarlar sularını içerler. Bir de kendime de oje aldım. Şöyle güzel. Çok hoşuma gitti renkleri. Tam yaz rengi gibi. Şimdi süreceğim hatta. Bir bunu aldım canlarım. Bir de şunu aldım. Şunun rengine bayıldım. Belki bunu sürebilirim. Siz hangini beğendiniz bilmiyorum ama bu daha böyle simli gibi duruyor. Şöyle. Ben size de şu şekilde göstereyim canlarım. Böyle. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Onun dışında canlarım bugün birazcık burayı topladım, odayı topladım. Ramazan şeyini kaldırdım, ağacını kaldırmıştım dün. Bugün de odunluğu kaldırdım, buraya odun koyduğumu kaldırdım. Böyle günlerim böyle geçti canlarım. Bugünlük benden bu kadar olsun. Biraz karışık yerlere gittim yani 2-3 yeri gezdim, 2-3 yerde çekim yaptım. Umarım dediğim gibi, başta da dediğim gibi beğenerek ve severek izlediğiniz bir video olur canlarım. Bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.